Acayip de bir güneş var şu an. Sizi bile görmekte zorluk çekiyorum. Arkamda yeni Honda CR-V. Beyazı pek yakışmamış gibi ama biraz da yakından bakalım içeriye. Red farlar ilk önce gezi alıyor. Bayağı güzel bir benziyor. Evet. Bu arkası biraz karışık. Bir şeyler olmuş galiba orada ama. Bakalım bayiye bir girelim içeri. Evet arkadaşlar. Araç arkamda. Gördüğünüz Elegant Plus. En dolusu. Yardımları için Honda Kocaeli Bayisi Aldız Otomotiv'e. Tabii bu arada teşekkür ederiz. Şöyle göstereyim. Anahtar da burada. Şöyle bir anahtarı var. Drive 1, Drive 2. Buradan sürücü 1, sürücü 2 olarak üzerinde yazıyor. Şöyle bir anahtar. Arkadan güzel ama ön taraftaki bu taş tuş takımı biraz böyle beyaz. Bakalım. Gördüğünüz gibi detayları biraz inceleyelim. Önde Honda Civic'ten tanıdığımız LED farlar var. Ama burada ekstra olarak sis farlarımız da LED arkadaşlar. Şu aşağıda. Gördüğünüz gibi. Ama bu giriş seviyesinde normal optik far. Orta ve en üst pakette burada sis farları da LED. Yan tarafta en dolu versiyon olduğu için bu araçta 19'luk jant var. Ve bunun alışımlı jantlar da farklı. Şöyle 235, 55, 19. Diğeri 18 jant. Giriş seviyesiyle orta seviyesinin jantları aynı ama en üst versiyonun jantları bu şekilde farklı arkadaşlar. Önce bir detaylı inceleyelim en dolusunu çünkü test aracı orta paketli. Bu araç en dolu versiyon. Şurayı kapatalım. Bunda elektrikli arkadaşlar bagaj kapağımız ama en dolu versiyonda normal olarak açılıyor. Gördüğünüz gibi bu 7 kişilik versiyon değil. 7 kişilik versiyon sadece orta pakette geliyor arkadaşlar. Onu opsiyon olarak alıyoruz. Burada neler var? Bir çanta var ama içi boş. Bu kullanım kitapçının olduğu çanta. Burada benim dikkatimi çeken bakayım. Burada da evet. Tutamadık tekerle. Bu şekilde arkadaşlar burada dikkat ettiyseniz bir kaplama izolasyon malzemesi var. Bence çok hoşuma gitti. Daha önce araçlarda ben denk gelmedim. Böyle bir izolasyon malzemesi. Ses yalıtımıyla ilgili bayağı bir bu bize artı kazandıracaktır. Zaten Honda CR-V'de test sürüşünden de bahsedeceğim. Bir ses izolasyonu ile ilgili büyük bir gelişme var. Yani dışarıdan gelen sesi absorbe eden bir sistem yapı kullanılmış. Hoparlörlerden eksi frekansta bir ses verip dışarıdan gelen sesi nötralize ediyor. Yani yok ediyor gibi sessiz bir ortam sağlıyor. Böyle bir şey var. 561 litre. Bayağı düz kare. Bu eşik de çok fazla yok. Alçak da sayılır burası. Şöyle bakarsanız neredeyse benim hizama geliyor. Bayağı bir alçak burası. Şurada herhalde şey var. Üçgen reflektörün yeri var. Bir de Aldız Otomotiv'den alırsanız böyle bir cüzdan hediyesi var. Bu da arabanın bagajında. Burada 12 volt çakmaklık. Burada bunlar hareket edebilen tutamaklar. Bu koltukları yatıran çektiğimizde gördüğünüz gibi malzememiz var. Burada bir tane perdemiz. Bayağı ileri doğru gidiyor. Bu şekilde isterseniz düz olarak böyle kalabiliyor. İsterseniz de yatırabiliyorsunuz aşağı doğru. Şimdi bir de arka tarafa doğru geçelim. Bakalım arka taraf nasıl. Kapatalım. Tüm versiyonlarda geri görüş kamerası var arkadaşlar. Alt marş piyeller buralar tamamen kapıyı kapatıyor. Ve bu kapı gördüğünüz gibi böyle 90 derece açılıyor. Gördüğünüz gibi bu alt taraf tamamen marş piyel tarafından kapandığı için, kapımızı kapattığı için burayı komple. Burada herhangi bir kir, çamur bizi karşılamayacaktır. Paçalarımız en azından temiz kalacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu alt tarafta şöyle bir mekanizma var. Demin içeride koltuğu yatırmıştım. Dümdüz bir yüzey oluşturabilmek için şöyle tekerle kaldırmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi alt tarafta aşağı doğru yatıyor arkadaşlar. Neredeyse koltuk aynı hizaya geliyor. Yukarıda kalmıyor ve dümdüz bir bagaj alanı oluşuyor. Burada bence bu güzel bir detay. Tabii en dolu versiyon olduğu için onda arkadaki koltuklarda da
ısıtmalar var burada. Malzeme kalitesi, işçiliği bence gayet güzel. Ben buraya ilk bakışta deri zannettim ama şu an deri değilmiş. Ama buradaki işlemeler falan sanki deriymiş gibi görünüyor. Bu alt taraf deri, buralar deri, tutma yerleri deri arkadaşlar. Ama bu kolçağın içinde herhangi bir izolasyon malzemesi yok. Ses sistemi var, özel subwooferlı. Zaten buradaki hoparlör tasarımı da hani bunu belli ediyor. Böyle bir iyi bir ses sistemi varmış havası veriyor. Ama gerçekten de iyi bir ses sistemi var arkadaşlar. Şimdi ben içeriye bir oturayım. Baş diz mesafesine bakalım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi diz mesafesi efsane. Hani benim 5 parmağım yetmiyor. Fazlasıyla yer var. Sunroof içeriye giriyor. İçeriye, yani buradan içeriye doğru hareket ediyor. Yukarıya kalkmıyor. Cam tavan değil ama çift cam. Ve burada halen bir 4 parmak kadar yer var. Bence gayet içi gayet iyi olmuş. Bu koltuklar, döşemeler falan. Ben bayağı sevdim. Bakalım, kolçağımız var. İki de bardaklığımız var burada. Şöyle aşağı doğru göstereyim ben size. Burada iki tane de burada USB girişliğimiz var arkadaşlar direkt. Ve burada da havalandırmalarımız var. Her iki koltukta da eşya cepleri var. Ve dediğim gibi bu yan döşemeler, bu ahşap görünüm falan bayağı iyi olmuş. Şimdi ön tarafa doğru geçelim. Biraz da ön tarafı inceleyelim. Ondan sonra test sürüşümüze başlayabiliriz. Aracın ön tarafına geldik. Bizi en çok ilgilendiren yer de aslında burası. İlk bakışta kalitenin arttığını çok bariz bir şekilde hissediyoruz arkadaşlar. Bu ahşap görüntü, bu deri veya deriye benzer detaylar. Çünkü şu an hiç dokunmadım. Araçla ilk defa karşılaşıyorum. Direksiyon bana tanıdık geldi. Honda Civic'ten. Buradaki kumanda birimleri tanıdık. Direksiyon. Güzel. Deri malzemesi de biraz kaygan. Güzel bir direksiyon var. Direksiyonu ben beğendim. Gösterge grubu da şöyle bakarsak tasarım olarak Honda Civic'e benziyor. Birazdan göstereceğim size. Sol taraftan başlayalım, kapıdan. Arkadaşlar burası yumuşak bir malzeme ama deri değil. Burası deri değil ama dikişler falan güzel. Şu alt taraflar deri. Koltukma yerlerimiz de deri. Burada piyano bilek parçalar ve bu hoparlör tasarımları Twitter'da aslında burası. Tasarımını ben bayağı beğendim. Çünkü böyle sanki özel yapım bir hoparlörmiş gibi. Aslında araçta ses sistemi de var. Subwooferlı özel bir ses sistemi var. Ve bunu vurguluyor. Gayet güzel ama herhangi bir markası yok. Marka göremedim. Yani özel bir ses sistemi değil ama kaliteli bir ses sistemi var. Tekrar burada, şurada tabi buradaki alan daralacağı için buraya bir oyuntu yapılmış. Geriye doğru gidebilen bir, burada iki tane şişenin girebileceği büyük bir alan var. Kapımız gayet güzel. Hazır gelmişken buradan bakalım. Burada başüstü göstergemizin burada yükseklik, hani açısını ayarlayabileceğimiz şey, şerit takip, burada çarpışma önleme sistemi, far yıkama sistemi, burada da park sensörlerinin, burada da ısıtmalı direksiyon var arkadaşlar. Elektrikli bagaj, elektronik kontrol ünitesi. Depo kapağımız burada. Ön kaputumuz da aşağıdan açılıyor arkadaşlar. Elektrikli değil direksiyonumuz. Direksiyonun arkasında kulakçıklarımız da var. Evet, bakalım. Kapımızı kapatalım. CRB'miz bizi nasıl karşılıyor? İlk basışta frene basın diyor. Çalıştırmayacağız. Sadece göstergelerini göreceğimiz için. Karşılamamız bu şekilde. Üst tarafa bakarsak gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada da başüstü göstergemiz bizi karşıladı. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Bu Seat Leon'dan tanıyoruz. Bu kalp atışı şeklinde yeni çalıştır diyelim göstergeyi. Sırayla demin sileceği kontrol etti. Emniyet kemerini takındı da arka koltukların da emniyet kemerinin uyarısı var arkadaşlar burada. Diğer ışıklar da yanıyor. Başüstü göstergemizi şöyle göstereyim size. Bunu tekrar kapatalım. Kapattığımızda içeriye bu şekilde giriyor ve biz bu şekilde de bizi yolcu ediyor. Tekrar bir daha basalım ve
medya ekranımızda da. Bakalım medya ekranımıza. Aslında tamamen büyük bir ekranmış gibi görünüyor. İlk başta şöyle kapattığımızda bütün ekran gittiğinde gördüğünüz gibi sanki tamamen ekranmış gibi görünüyor. Ama tamamen ekran değil. Sadece şu bölgesi ekran arkadaşlar. Ve biraz daha bu tarafa doğru kayık vaziyette. Şuradaki burada dokunmatik buradaki burayı uyarı kabul etmemiz gerekiyor. Navigasyon standart tüm donanımlarda geliyor. Telefon, ses, ayarları. Navigasyonumuza bir bakalım nasıl hassasiyeti. Bence gayet iyi, hızlı. Dokunmatik hassasiyeti de iyi. Şöyle çok hafif dokunursak, hafif dokunmayı bile burada algılayabiliyor. Ben biraz daha büyük olmasını isterdim ama yeterli mi? Yeterli. Neden büyük olmasını isterdim? Çünkü öyleymiş gibi görünüyor arkadaşlar burada. İlk bakışta ben buranın tamamen bir ekran olarak zannettim ama bunun içerisinde küçük bir ekran var. Klima düğmelerimiz aşağıya konumlandırılmış. İsterseniz buradan da ayarlayabiliyorsun. Bu güzel bir özellik. Ses düğmelerimiz burada. İstersek buradan da sıcaklık, soğukluk ayarlanabiliyor. Bu da güzel bir detay. Çift bölgeli, isterseniz diğer tarafı da kendiniz ayarlayabiliyoruz. Burada on off kapatabiliriz. Bunun bu şekilde olması bence gayet iyi. Aynalar, ısıtmalarımız. Aşağı doğru inersek burada koltuk ısıtmalarımız var. Bence güzel bir detay, güzel bir tasarıma sahip. Ben beğendim. Bir önceki kasada benim en büyük eleştirim buradaki medya ekranı ve analog göstergenin bu çubuğuydu arkadaşlar. Buradaki medya ekranı artık yeni nesil araçlarda görüyoruz. Sonradan takılma tablet ekranmış gibi bir montaj yapılmış ama gayet güzel duruyor. Bence ben bunu beğendim. O Mercedes A serilerinde vardı. Yukarıda duruyordu böyle. Ve görüntüyü kesiyordu. Ama bu tasarımı beğendim. Şuradaki havalandırma menfezleri de bana biraz Alfa Romeo'yu anımsattı. Ama yakışmış buradaki tasarım. Ve kalite hissiyatı, kalite görüntüsü, görüntü bence güzel arkadaşlar. Şeyi beğendim açıkçası. Aşağı doğru bakarsak CVT bir şanzımanımız ve her iki tarafına konumlandırılmış elektrikli el frenimiz ve otomatik frenimiz var. Aşağı doğru inelim. Burada herhangi bir göz yok. Burada bir çakmaklığımız var. Anahtarlarımızı koymak için bir yerimiz var. Önünde iki bardaklığımız var. Üstünde herhangi bir kapak yok. Burada gördüğünüz gibi kolçağımızı açalım. Kolçağımızın içi de değişik bir tasarımı var. Bunu ileri geri hareket ettirebiliyoruz. Buradaki bir parça. Bu istersek buradan çıkabiliyor. Altı boş arkadaşlar bunun. Burada bir tane çakmaklık tekrar. Hem önde hem burada. Burada bir tane 1 amperlik bir tane USB. Burada telefonlar için 1.5 amperlik. Yanında da HDMI girişi var. Zannedersem HDMI girişi varsa herhalde video oynatıyor olabilir. Ama bunun hakkında bilgim yok. Birazdan test sürüşünde görevli arkadaşa bunu soracağım. Burada kolçağımız ileri geri bu şekilde hareket edebiliyor. Deri tabii ki. Ve koltuk ısıtmalarımız tamamen deri ve delikli delikli. Şöyle göstereyim koltukları da. Gayet güzel bir tasarıma sahip. Yanal destekleri falan bayağı iyi. Yukarı doğru bakarsak gördüğünüz gibi arkadaşlar burada sunroofumuz var. Çift cam. Sunroof dedim. Cam tavan değil. Çünkü bu içeriye doğru hareket ediyor arkadaşlar. Yukarı doğru gitmiyormuş. Bunu da sürüş esnasında tekrar görürüz. Hatta açalım. Gördüğünüz gibi içeriye doğru hareket ettiği için cam tavan değil sunroof oluyor. Böyle bakalım buraya doğru. Burada bize ilk defa Honda'da gördüğümüz SOS yardım tuşu var. Bağlanabiliyor, yardım çağırabiliyor ama maalesef ülkemizde şu an kullanılmıyor. Burada bir gözlüğümüz var ama iki türlü. Burada bu sabitleniyor mu? Bu şekilde kalırsa arkada çocuk aynası oluyor. Çok amaçlı olarak düşünmüşler. Tekrar kapatıp tekrar açtığımızda da arkası da gözlüklük. Şöyle görebildiniz mi acaba? Şöyle yaparsak burada arka çocuk aynası ilk defa gördüm. Güzel bir detay. Güzel düşünülmüş. Aynı yerden tasarruf sağlanmış. Genelde iki tane oluyordu. Aşağıda bir ayna daha. Bu aynanın üzerinde bir ayna. Onun üzerinde gözlüklük oluyordu. Yer tasarrufu sağlanmış. Perdeyi buradan şöyle hemen göstereyim. Alt perdemizi
buradan ayarlayabiliyoruz. Buradan devam edelim. Burada sunroofumuzu tekrar kapatalım. Çünkü bu test aracı değil arkadaşlar. Şu anki araç bayide satılan bir araç ve dışarıdayız. Açık kalırsa sıkıntı olabilir. Burada LED aydınlatmalarımız var. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi her iki tarafta da yanıyor. Burada ışıklı olduğunu düşündüğüm, evet, aynalarımız var. Araç arkadaşlar, test sürüşüne çıkalım. Şimdi ben ilk iltibam gerçekten beğendim. Tabii ki 265 bin liralık bir fiyat etiketiyle başlıyor. 300 bin liranın üzerine çıkıyor. Ve onda ilk defa bu araçta 7 kişilik oturma düzenini sunuyor. Aynı şase üzerine. Zaten bagaj bayağı büyük. Ama eski kasaya göre biraz küçülmüş. Ve bagaj 600 litrenin üzerinde de eski kasa. Bu 561 litrelik bagajı var. Ama gördüğünüz gibi arkada koltuk tamamen düz olarak yatıyor. Onun için bagaj alanımız da bayağı yeterli. Ve sesle ilgili anlattığım gibi dışarıdan gelen sesi, gürültüyü engelleyen ve sesin şiddetine göre ters frekans veren bir sistem kullanılıyor. Bu da Honda'da ilk defa olduğunu düşünüyorum. Şimdi test sürüşüne başlayalım. Evet, motor soğuk olduğu için biraz gaz verdi ileri doğru. Klasta elektrik koltuk var. CVT şanzımanımız. Dillerimiz. Sesimizi kapatalım. Bu resimleri kendimiz atayabiliyor muyuz? Tabii tabii. İstediğin resimleri yükleyebiliyorsun. Bu şey, iç hava sirkülasyonu otomatik yanıyor galiba. Bunu basınca bunu buraya geçiyor. Bu direkt buraya geçiyor. Şu an klimamıza bakalım. Şu yanıyorum şu an. Çünkü kapalı galiba. Kapalı şu an abi. Oradan onu da yapalım. Şey yapabilirsin. Buradan şu an da yükseltebilirsin. Otomatik modda galiba. Şu an otomatik. Evet, şu an otomatik. Hayal etmişler. 28 derece yapmışlar. Biraz biz soğutalım biraz. Çünkü dışarısı 21 derece ama çok acayip bir güneş vuruyor. Arkadaşlar şu an test sürüşümüze başladık. D'ye alalım. El frenimiz elektrikli. Kendi indirmeye gerek yok. Kendi iniyor zaten. Zaten hiç hissetmedik bile bırak freni. Şu an yavaş yavaş. Bunda da plaka diyor. Tabela tanıma sistemi mevcut. Var. Evet. Sanırım giriş seviyesinde mi yok ya? Düm donanımlarda var mı? Giriş seviyesinde yok. Bu bir alt donanımında. Orta donanımda. Artık plastik hepsi zaten mevcut. Şey, göstergenin üzerinde yeşil. Şu an bir aydınlatma var. Eko'na göre değişiyor. Eko tuşuna basınca mı çıkıyor? Yok. Eko'ya bastığınız zaman. O onun değil. Gaza bastığınız zaman. Gaz tepkimesiyle alakalı. Evet. Değişiyor. Güzel bir. Buldu mu? Cama koyasım geldi. Öyle bir şey var. Araba daha bak. Şey güzel, şu çamurlukları falan yukarıdan görebiliyoruz. O da bize otopark manevralarında, evet, bize bir artı değer kazandırır. Kesinlikle. İlk izlenim, şu an araba bana bayağı bir sessiz geldi. Şey olarak. Ama şöyle bir şey de var, dizel arabadan indim, buna bindim. Biraz da onun da etkisi olmuş olabilir ama motor şu an soğuk da olmasına rağmen herhalde bugün ilk ben çalıştırdım. Bugün ilk siz çalıştırdınız. Soğuk motor çünkü biraz bir gaz verdi araba kendi kendine. Motor da 1.5, 193 beygir. 193 beygir. Ne tarafa gidelim? İstediğiniz yere gidebiliriz. Ana yola çıkalım mı? Çıkabiliriz tabii tabii. Daha bugün de trafik var ama neyse. Bugün evet, hafta sonu hava güzel. Bu sefer arkadaşlar uzun yoldan gideceğiz. Daha önceki videomuzda biraz eleştirmiştiniz. Bu sefer güzel bir test olacak. Biraz gazlarız artık. Aracı iyice deneriz. Şey yapsak, hazır şöyle kenarda bir durayım da şu yakıt. Evet arkadaşlar. Yakıt verimizi de sıfırladık. Şimdi tekrar yola çıkalım. Bakalım ortalamamız, tüketimimiz ne olacak? Bu şekilde güzel de bir şey var. Şu an tam bastığım için 20 litre gibi yerlerde görünüyor. Anlık tüketimini de görebiliyoruz. Kendi hızımı da görüyorum. Devir saatini de üstte dijital olarak. Ama tasarım olarak, kalite olarak ben aracı eski kasaya göre bir Honda'dan çıkmış. Öyle. Evet, mesela şeyde de Toyota CHR'da da böyle olmuştum. Çünkü Toyota'nın hiçbir modeline hiçbir şeye benzemiyordu. Çok farklı bir araçtı. Toyota belki de hani o araçla yeni bir sisteme girecek. Şeyde bu CR'de belki Toyota şeyin, Honda'nın yeni bir tasarım çizgisini belki de başlangıcı. Ama şu direksiyon Civic'ten gelme. Medya ekranı da şey. Medya ekranı güzel. Mesela kapattığın zaman
tamamen şey oluyor, simsiyah oluyor, sanki daha büyükmüş bir izlenimi veriyor. İlkten ben daha büyük bir ekran zannettim, basınca ekran küçükmüş falan şey oldu. Aslında 7 inç, yani 7 inç aslında evet. Büyük bir ekran. Şu an işte 5 inçler, 6,5 inçler falan genelde kullanılıyor. 7 inç gayet büyük bir ekran, hatta işte navigasyonumuz da var, standart olarak navigasyon da geliyor. İlkten hani o büyük, sonradan küçük olunca biraz şey oluyor ama ekran bayağı büyük. Şu tasarım burası sürücü odaklı, tam bu kolçağımızın üzerine elinizi koyduğunuz zaman tabi vitesimizin üzerinde burada rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Tabi çok fazla vitesimize gerek kalmıyor ama burada bir değişik bir şey var. Koltuk da ileri hareket ettiği zaman gayet burası güzel. Şu anki ortalama tüketimimiz 9 litrelerde geziyoruz arkadaşlar. Bakalım test tüketim sonucunda ne olacak sonuçta. Yeni bir ses sistemi var galiba. Onların kendi geliştirdiği herhalde bir sistem bu. Evet, çok. 8 hoparlörlü ve subwooferlu bir sistem. Bu şeyler, hoparlörler görüntüsü ben bayağı beğendim. Böyle hani premium bir ses sisteminde genelde oluyor bu tarz. Yani şu an direksiyon uyarısı şeridi sinyal vermeden geçtiğim için direksiyonu titretti. Yani sesli bir uyarı vermedi. Bir daha bir deneyelim. Sinyal vermeden. Hatta şu an görüyorsunuz arkadaşlar direksiyonu sağa doğru çeviriyor. Göstergede de bunun uyarısını veriyor. Yeni birçok özellik var. Adaptif sabitlememiz de var. Biraz aradaki, yani ben kendi hızımı arttırıyorum. Şu an mesela 65'e ayarladım kendi hızımı. Ama öndeki araç şu an 58-59'da gittiği için şu an yavaş yavaş da fren yapıyoruz. Sinyal verip çıkalım. Şeritten çıktık. Hemen öndeki aracı gittiğini algıladı. Ama diğer aracı gördüğü için tekrar fren yapmaya başladık. Şu an döner kalmayacak değil zaten. Evet, şu an sesten de anlayacağınız gibi araç gaz veriyor. Bu şekilde yakıt tüketimimiz de azaldı. 7.6'da şu an ortalama tüketimimiz. Fabrika verilse de zaten 7 litre civarında ortalama tüketim. Gayet iyi bir değer. Değişecek veriler kesin. Geri gidelim ileriden. Olur. Şöyle biraz bir gazlayalım. CVT'nin 80 km uyarımızı geçtik. Şöyle CVT yerine şeydeki şanzıman olsa bir ZF. Evet. Yani o 9 ileri. Bu 6 mı 7 ileri mi? 7 ileri. CVT ayarlanmış. CVT'nin artısı tabi yakıta çok büyük bir faydası var. Bir de konfor çok etkiliyor ya. Etkiliyor. Ya şöyle biraz da ama sürüş hissini de öldürüyor. Şu an evet. Gazı basıyorsunuz, devir hep yukarıda kalıyor. Sürekli bir vites atmaya çalışıyor araç. Evet, insanlar bunu beğenmiyor genelde. Beğenmiyorlar genelde. Evet. O bir sıkıntı ama şu an 7 litrelerden tabi biraz gaz deyince 8.4'e kadar çıktı. Şu an tekrar aktif edelim. 90 kilometreye ayarladım. Şeyden ileride gidip köprünün altından online oynar oynar tekrar geri gideriz sadece. Zırçayı bombaya, yol yapımına girmeyiz. Direksiyon üzerinden de manuel olarak ayarlayabiliyoruz. Onun için buradan bir ayar gerekmiyor herhalde. Oradan zaten bir kontrol yapamıyorsunuz. Buradan arttırsam veya altından. Şu an direkt bastım gibi herhalde şeye geçtim. Otomatik manuele geçiyor. Manuele geçiyor. O bıraktığınız zaman otomatik kendi yine drive alıyor aracı. Şu an sadece stand açık. Şu an sinyal vermeden geçtim. Çünkü direksiyonu çekiyor. Bayağı güzel. Ses uyarı vermemesi de iyi. Belki de ses ayarı vardır. Onu da bilmiyorum. Çünkü sürekli de insanlar biraz şey yapıyor. Rahatsız ediyor sürekli ses. Ülkemizde hatta birazdan da göreceğiz yol yapımları, şeritler bir sürü. Evet. Aynı yerde birkaç tane şerit oluyor. Onun için sıkıntı olabiliyor. Şu an zaten bir yol yapımı var. Hatta burayı da tanımadı şeridi. O
biraz çünkü şerit yok. Belki de daha yavaşlayınca belki şeridi görmüyor olabilir. Şu an mesela A sütunları daha inceltilmiş bir önceki versiyona göre ama şuradaki şurası bayağı bir yükselti var. Tabii ama bu tarz arabalar için bu normal. Şuradaki bölge biraz da çamurluğun da yüksek olmasıyla şu aşağı doğru bakışlarda biraz şeyi kısıyor. Kör. Görüntü kör nokta oluşturuyor orada. Şöyle bir gazlayalım. Gaz şu an devirip yukarıda kalıyor. Evet. Hiç vites atıyormuş gibi gelmiyor. Sürekli şey sabit. Orada CVT şansı var. Evet. Evet, yandan araç bayağı yakın geçiyor. Sen bir yarısı çarpışma önleyici. Çarpışma şey. Evet. Sistemi. Şöyle 193 beygirlik bir araba mı? Değil yani. Onu tamamen konforlu olduğunu söyleyebilirim. Yani bir spor araba hissiyatı yok. Evet arkadaşlar, test sürüşümüz bitti. En sonunda yakıt verisini size söylemeyi unuttum. Arkadaşla denk gelince, biraz muhabbete başlayınca o arada size sonucu söylemeyi unuttum. 8 litrelik bir ortalama tüketimimiz var. Bu büyüklükteki, bu ağırlıktaki bir araç için bence gayet normal. 1670 kilo bir ağırlığa sahip. Tabi 4x4 sistem var üzerinde. Bu ağırlık var. 7 kişilik oturma düzeni de bulunuyor. Tabi opsiyon olarak bunu istersek alabiliyoruz. Araç bence en büyük artısı konfor düzeyi gerçekten artmış. Ve kalite hissiyatı bence artmış bayağı bir. C sınıfı bir SUV yerine D segmentine kayan bir görüntüsü var. Bence güzel olmuş. Eksileri derseniz CVT şanzımanın o hissiz sürüşü. Artı göstergedeki bu çubuk hala orta donanım ve başlangıç donanımlarında var arkadaşlar. Ben negatif olarak onları söyleyebilirim. Görüntü olarak bayağı iyi. Teknoloji olarak da çarpışma önleme, adaptif hız sabitleme, tabela okuma gibi birçok ekstra donanımlar gelmiş. Ses düzeyini kontrol eden bir sistem entegre edilmiş. Değişik olarak güzel bence, hem diz iç yaşam alanı olarak bayağı kalite arttırılmış. Tabi 265 liralık bir fiyat etiketiyle başlıyor. 300 bin lira seviyesinin üzerine çıkıyor. Diğer kendi rakipleri de bu seviyelerde. Onu o şekilde değerlendirmek lazım. Tek başına tabii ki bu rakam dudak uçuklatan bir rakam artık. Ama yapacak bir şey yok. Bu videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma halen abone değilseniz tabii ki abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler, hoşça kalın. Arka tarafta ne oldu derseniz şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi girişin arka tarafın brandası kırılmış. Çevirmişler onu. Böyle de bir kaza yaşanmış burada. İnşallah birine bir şey olmamıştır. Onun herhalde raporunu tutuyorlardı. Bu şekilde şimdi yarın test sürüşü yapmak için görüşürüz.